Merhaba, size rüzgarlı bir günden Bursa Güzelyalı sahillerinden sesleniyorum. Burada neyi anlatacağız coğrafya adına? Arkamda İdo'nun otobüsünü görüyorsunuz, deniz otobüsünü görüyorsunuz. Deniz taşımacılığında yolcu taşımacılığı pek yapılmaz. Birkaç yer müstesna. Özellikle Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Çanakkale arasında deniz yoluyla yolcu taşımacılığı vardır. Bakınız, sakın yanılmayınız. Türkiye'de yolcu taşımacılığında deniz yolunun payı çok azdır. Sadece Marmara Denizi kıyısındaki illerle sınırlıdır. Yani bir İstanbul'dan Trabzon'a, İzmir'den İstanbul'a, Antalya'dan İzmir'e deniz yoluyla yolcu taşımacılığı yoktur. Neden? Çünkü deniz yolu, deniz araçları yavaş giden araçlardır. Dolayısıyla bu yolcuların tercih etmediği bir seçenek oluyor. Peki deniz ulaşımı nerede kullanılır? Deniz ulaşımı daha çok yolcu taşımacılığında kullanılır. Arkadaşlar, Türkiye ihracatının %85'i deniz yoluyla gerçekleşir. İthalatımızın, yani dışarıdan aldığımız malların da %95'i deniz yoluyla gerçekleşir. Neden? Çünkü en ucuz ulaşım şeklidir. Neden ucuz? Arkadaşlar, deniz yolunda herhangi bir yol yapım maliyeti yoktur. Bakın, 1 metrekare asfalt döşemenin maliyeti devlette tamı tamına 5 milyardır. Ama deniz yolunda böyle bir maliyet yok. Artı gemiler çok büyük cüsseli araçlardır. Binlerce ton malı tek başına tek seferde taşıyabilir. O münasebetle tekrar söylüyorum. Deniz ulaşımında yolcu taşımacılığı çok azdır. Ama yük taşımacılığının dış ticarette en fazla kullanıldığı ulaşım şeklidir. Çünkü en ucuz ulaşım şeklidir diyerek Bursa Güzelyalı sahillerinden hepinize selamlar diyorum.